Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok hafif, lezzeti şahane, nefis bir tarifle geldim. Kullandığım malzemeler açıklama kısmında mevcut. Bu arada beni hangi şehirden izlediğinizi videonun yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Ben sözü daha fazla uzatmadan hemen tarifin yapımına başlamak istiyorum. Uygun bir fırın kabına malzemeleri alacağız sırasıyla. 2 adet büyük boy patatesi bu şekilde dilimledim. İlk olarak patatesi aldım. 2 adet büyük kabağı da yuvarlak olacak şekilde dilimledim. Onu da üzerine aldım. 3 adet havucu jülyen şeklinde doğramak istedim. Onu da yuvarlak doğrayabilirsiniz. Bir küçük brokoli çiçeklerini ayırdım. Güzelce yıkadıktan sonra onu da ekledim. Normal büyük soğan da kullanabilirsiniz dilimleyerek. Ben arpacık soğan kullanmayı tercih ettim. 3-4 diş sarımsağı da küçük küçük doğramıştım. Onu da üzerine ekledim. Kullanacağım sebzeler bunlar. İsteğinize bağlı malzemeleri çeşitlendirebilirsiniz. Sosu için bir çay bardağından biraz eksik zeytinyağını, tuz ve baharatları uygun bir kaseye alıyorum. Kullandığım baharat çeşitleri ve miktarını açıklama kısmında belirteceğim. Sizler damak tadınıza göre baharatın miktarını çeşitinde değiştirebilirsiniz. Güzelce karıştırdıktan sonra sosumuz hazır hale gelecek. Hazırlık aşaması gördüğünüz gibi çok kısa sürüyor. Bu kadar kısa sürede hazırlanıp bu kadar lezzetli olması en güzel yanlarından biri bu tarifin. Malzemelerin üzerine hazırladığımız sosu alalım. Sonrasında malzemelerin her yerine gelecek şekilde karıştıralım. Harmanlayalım. Bunun yanında brokolinin yanında karnabahar kullanabilirsiniz. Brokoliyi önden biraz haşlayabilirsiniz ama zaten çok kısa sürede pişmediği için uzun süre fırında kaldığı için Brokoliler çok güzel bir şekilde yumuşuyor diğer malzemelerle birlikte. Ama önden haşlama yapmak isterseniz onu da yapabilirsiniz elbette. Fırınımı önceden 200 derecede ısıtmıştım. Benim fırınımda toplamda 50 dakikada istediğim şekilde pişti. Pişip pişmediğini ara ara kontrol edin. Çatalla malzemelerin yumuşayıp yumuşamadığına bakın. Halen daha sıcak. Sizlere yakından görüntüsünü göstermek istiyorum. Diyette olanlar için de harika bir alternatif patatesi malzemeler arasından çıkartarak diyet içinde harika bir öğün yaratabilirsiniz. Bu haliyle ana yemeklerin yanına özellikle balığın, tavuğun, et yemeklerinin yanına çok yakıştırdığım bir tarif. Bu şekilde üzerine yoğurt eklemeden de tüketebilirsiniz ama ben buna sarımsaklı yoğurdu çok yakıştırıyorum. Bir miktar yoğurda, az bir miktarda sarımsak ve tuz ekleyerek sarımsaklı yoğurdumu hazırlıyorum ve üzerine onu ekleyerek servis ediyorum. Belirttiğim gibi dilerseniz sade bir şekilde de servis edebilirsiniz. Bazı yorumlarda hamur işlerinin yanında böyle pratik tarifler isteyenler de oluyordu. Sağlıklı pratik tarifler de paylaştayanlar oluyordu. Bu tarifim onlara gelsin özellikle. Denediğiniz takdirde tarif hakkındaki duygu ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bu ve benzer tarifler gelmeye devam etsin diyorsanız bunu da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Yeni tariflerde görüşünceye dek sağlıkla ve afiyetle kalın, hoşçakalın.